Pandemi sürecinde baktığımız zaman aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın belki bütün ülkelerinde en büyük kahramanlar tabii ki sağlık çalışanlarıydı, sağlık personelleriydi. Öte yandan pandemi sürecinin başlamasıyla beraber bugüne kadar fikrimiz olmayan, çok da fazla farkında olmadığımız bir meslek grubunu da sadece yine ülkemizde değil, tüm dünyada fark etmiş olduk. Onlar da aslında kuryeler. İşte biz de bu iletişim çalışmamız içerisinde kuryelere dair farkındalığı arttırmak ve onlara ufak da olsa bir teşekkür etmek gibi bir fırsat yaratmış olduk. Pandemi büyük bir dönüşümdü. Bu dönüşümün içerisinde sadece bizler birey olarak dönüşmedik. Aslında bizim markalardan beklentilerimiz ve tabii ki markalarda dönüştü ama Opet'in belki en büyük kası, belki buradaki en büyük yetkinliği de geçmişten getirmiş olduğu o büyük sosyal sorumluluğa dair mirası demek mümkün. Zira o bizler ve kuryeler aslında yol arkadaşlarıyız. Tüm kurye arkadaşlarımızı ufak bir mola vermek için istasyonlarımıza beklediğimizi hatırlatmak amacıyla gerçek bir kuryenin gözünden bir gününü izlediğimiz bir film hazırladık ki filmin tüm üst süreçleri de kimse evden çıkmadan tamamen dijital ortamda gerçekleşti. Aynen gerçek hayatta olduğu gibi sadece kuryemiz yollardaydı. Ben bu noktada aslında Victor'a da özellikle prodüksiyon süreçleriyle ilgili de fikirlerini ve yaşadıklarımızı sormak istiyorum. Yani Mehmet'in bahsettiği zamanlar Mart dönemi. Gerçekten hiç kimsenin tam anlamıyla ne olduğunu ve ne yapacağını bilemediği dönemler. Açıkçası bu dönemlerin, o dönemin kaosu içinde Opet ne yaptığını gerçekten iyi bilen bir yerdeydi. Belli ki bu sürece iyi hazırlanmıştı. Ve gerçekten hiçbir şekilde çok geniş bir saha operasyonu devam ediyordu. Ama bunun bir de bir geçmişi var. Yani Opet'in Türk toplumuna dokunan bir marka olarak neler yaptığını çok, yani markayla çalışmadan önce de biz biliyorduk, görüyorduk. Kadınlar için neler ifade ettiğini, kadın gücü projesinin neye karşılık geldiğini, temiz tuvalet projesinin Türkiye'de ne kadar büyük bir dönüşüm yarattığını görüyorduk. O anlamda toplumsal konulardaki duyarlılığına da hakimdik. Ve Covid dönemiyle beraber bir teşekkür iletişimi briefi geldiği zaman gerçekten fikir çok doğal olarak çıktı. Orada temel konu fikrin uygulamasıydı aslında. Set ortamları bugün artık bir nebze hayatımıza tekrar geri döndü ama gerçekten kesinlikle setlerin kurulmadığı ve kurulmaması da gereken bir dönemdi. Ve bence biz tarihimizin en yenilikçi yapım sürecini yaşadık. Bütün kameramanlar evlerdeydi. Dolayısıyla evinde iyi bir kamera teçhizatı olan insanları bu süreçte kadromuza dahil ettik. Kameralar evdeydi. Bir GoPro uygulamasıyla beraber gerçek bir kuryenin kaskına bir kamera yerleştirdik. Ve zaten sokakta olan kurye kendi işini yaparken sadece bizim kameralarımızın olduğu lokasyonlardan geçerek aslında oldukça epik bir film ortaya çıktı. Kuryenin kendi GoPro görüntüleri, onun gittiği lokasyonlardaki kameramanların çektiği görüntülerle dijital ortamda birleştirildi ve gerçekten karantinanın, Covid'in en karanlık zamanlarında çok özgün bir iş ortaya çıktı. İnsanları küçük notlar yazmalarını rica ettik biz kampanyada. Kuryelere teşekkür notları yazmalarını ve kapılarına koymalarını rica ettik. Onlardan bir tanesi de benim oğlumdu. Onun notu hala kapıda, yani Mart ayında koyduk onu ama hani şimdi Aralık ayının sonundayız. Hala kapıda o not. Hala ne zaman bir kurye gelse, evet ki çok geliyor gerçekten. Yani geçmişe göre 2 kat, 3 kat fazla kurye geliyor. Ne zaman bir kurye gelse bir oğlanı çağırıyor, bir teşekkür ediyor ve o duygusal transferi orada görüyorum. Dolayısıyla bu işin böyle anlamlı bir yere sirayet etmesi de beni bir iletişimci olarak çok mutlu ediyor. Victor çok teşekkür ederim. Burada bir şu konunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Bu iletişimin en önemli noktalarından bir tanesi aslında bizim kuryelerle ortak bir konumuzdu. Onlar da yolda, biz de yoldayız. İşte bütünleşik bir stratejiyle, doğru bir mesajla ve doğru bir prodüksiyonla hayata geçmiş olan bu çalışma neticesinde de her ne kadar sadece sosyal medya ve dijitalde yayınlamış olsak da önemli haberlerden, haber kuşaklarından yine ülkemizin önemli köşe yazarlarına kadar birçok alanda kendimize fazlasıyla yer bulduk ve bakıldığı zaman da bu iletişim çalışması neticesinde yine insanların kapılarına
hoş birer teşekkür mesajı bırakıyor olması da bizi fazlasıyla gururlandırmış oldu.